Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla, destekleriyle sizlere sevgi, saygı ve selamlarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçemiz maalesef bir şeylerin kurbanı oluyor arkadaşlar. 22 Ağustos 2023'ün 3. videosu. İlk videoyu hatırlarsanız bir gün önceden çektim. Arkadaşlar o bir challenge gibi düşünün, hani bakın ben maçtan önce çekiyorum. Tahminlerim tutacak mı gibi bir şey düşünün. Ama bu video tamamen güncel bilgilerden, ki günün ikinci videosu saat 18.30'daydı. Bunu da 23.30, 23.45 düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde hakkı yendi. Fırat Aydınus diyor ki Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde karar yanlış. Top Samsunsporlu oyuncunun kontrolüne geçiyor. Gol kararı verilmeliydi diyor. Şimdi aksini iddia edenler neye dayanıyor? MHK eğitmanı Hakdalız. Çok değil, 20 gün önce seminerde hakemlere rakibin topla bilerek oynadığı bu tarz pozisyonlarda ofsaytın ortadan kalktığını söyledik. Hakem hatası değil, kötü niyet gibi gözüküyor bu verilen gol iptal kararı demiş. Bak, sıradan bir ülkede, bak, sıradan bir ülkede, yani adaletin olduğu sıradan bir ülkede o art niyetli tokat soyadlı arkadaş bir daha bu işten ekmek yiyemez. Çünkü bu art niyettir, bu başka bir şeydir. Ya arkadaş bu başka bir şey. Bak, İFAB, TFF, VAR kuralı şunu söylüyor. Atak başlangıç fazı, APP dediğimiz olay var diyor sevgili Hasan Can Aksu. Bir gol, penaltı veya bariz bir gol şansının ihlali için oyunun incelenebilir periyodunun başlangıç noktası demek. Dün Samsunsporlu oyuncular topu kontrol ediyor ve karşı atağa çıkarken top kaybediyor. Kural topun kontrolü rakip takıma geçtiyse o pozisyonu başlangıç kabul ediyor. Pozisyonun bencesi yok. Hatalı VAR incelemesi yapıldı. Fenerbahçe sayesinde kural öğrenen bir ülke kitlesi var demiş. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu hakemler, bunlara, bu maçın VAR ve AVAR hakemine iki tane eşek verseniz, al bu eşeklere bak deseniz, eşekler bunlardan iyi kendine bakar. Arkadaş bu işten ekmek yiyorsunuz. Bu işin bu kadar haramı olmaz. Bak ben ekran başında burada videolar çekiyorum. Bu kural yeni bir kural değil ha. Yani sezonun başında değişen bir kural değil. Bu kural var, çıktı çıkar uygulanan bir kural. Bilginiz olsun. Yani öyle yeni bir kural falan değil. Yeni bir kural olsa yine anlarım. Orada tişörtüm nasıl? Feneryum'un lacivert koleksiyonunda. Şimdi bak, bu ne oldu biliyor musun? Bu şu oluyor. İşte Fenerbahçe şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle kötü oldu, böyle kötü oldu. Twente'yi Perşembe günü evimizde ağırlıyoruz. Konferans Ligi maçımız var. Hani Konferans Ligi maçına T-Sport Plus'tan yine maç yayınlanacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Saat 20'de, 24 Ağustos'ta. Takım daha az yorulmuş olacaktı. Ama yalanlar, algılar, yani her çeşit sahtekarlığın içindeyiz ya. Her çeşit sahtekarlığın. Sahtekarlık demişken Ahmet Çakar demiş ki Beyaz TV'de, Yunus Akgün'ün bonservisi 10 milyon euro eder mi? Biz aptal mıyız? Leicester City 10 milyon veriyor Yunus'a. Ankara Gücü Morutan'a 3 milyon euro veriyor ve bizim bunlara inanmamızı bekliyorlar demiş Ahmet Çakar. Ya bir elinde bilgi, belge varsa, kanıt varsa, bu şikedir, ne bileyim şaibedir diye buyur topluma ser. Yoksa inananlar var. Yani gerçekten inananlar var. İnananlar var arkadaşım, yapacak bir şey yok. Var. Şimdi çöpleme demişken, sahtekarlık demişken aklıma Serdar Ali Çelikler geldi niyeyse. Demiş ki ben bilmiyor muyum bana yapılan linci, saldırıyı kimin organize ettiğini, sizin yürüdüğünüz yollarda izimiz var bizim demiş. Giderek daha itici olmaya başladı. Kendisi Şimanski'den yediği şeyi çıkaramıyor. Çalımı diyeyim. Yani çünkü bak şunu söyleyeyim. Bu arkadaşın dahi çöplemişler dediği, kitlediler bize dediği. O dönemde bile bir tek benim savunduğum Jadon Osterwolde, Samsunspor müsabakasında ne yaptı? Tehlike engelleme 6. Ki bunların bir iki tanesi belki pozisyona dönecek. Net pozisyon olacak şeyler. 6 tane tehlike engelleme. İkili mücadele kazanma 5'te 4. Hava topu 5'te 3. Top çalma 2. Ya kimse ikiyüzlülük yapmasın kardeşim. Geçen seneden beri herkesi karşıma aldım. Hatta alaycı alaycı bazı buradaki abone arkadaşlardan da ukala ukala yorumlar gördüm. Hoca senin Osterwolde kadroya giremiyor falan diye. Şimdi herkesi karşıma aldım. Çöp dediniz adama. Adam süper dedim. Yerin dibine soktunuz. Boşuna o para verilmedi dedim. Israrla yine söylüyorum. Arka arkaya 4 maç oyna, 4-5 maç oynasın. Siz o zaman hazırlanın hediyeler dizmeye. Ya bir tanesinin yorumunu hatırlıyorum. Çok takip edilen bir şey. Ya bunu hiç mi izlemediniz diyor. Bunda hiçbir vasıf yok diyor, sol bek vasfı. İnanılır gibi değil. Ve ben ısrarla da şunu söylüyorum. Bu dediğimi de unutmayın.
Osterwolde'den şahane sol stoper olur. Şahane. Atilla Salah'ı 12.3'e sattık. Bunu 24'e satarız. Bak herkese de hodri meydan. 24'e satarız. Ama algılar. Mesela transfer çalımı diye bir salaklık var son dönemde. Yani Galatasaray bir futbolcu alıyor. Bak Fenerbahçe'ye transfer çalım attık. Ya bundan büyük aptallık yok. Ya da Fenerbahçe aynısını yapıyor. Ya da Beşiktaş aynısını yapıyor. Bu çok büyük salaklık. 3'e alacağım futbolcuyu. 6'yı alıp bak biz Beşiktaş'a çalım attık. 0-7 yaş grubu çocukların işte benim babam senin babanı döver olayı gibi bir şey bu. Beşiktaş demiş ki gerek Anderson Talisca gerekse ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde olan Sergio Ramos ile temas kurulmuş. Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sonlandırılmıştır diyor. Şimdi bu açıklamadan sonra millet ne diyor biliyor musunuz? Tamam diyor. Kesin ikisini de Galatasaray alacak o yüzden diyor. Ya öyle bir toplum haline dönüştük. Öyle bir bilgi kirliliği oluşmaya başladı ki. Kimin adı anılsa ya da kim transferden vazgeçse tamam bak Galatasaray'a rezil olmak için böyle yaptılar oluyor. Ya 0-7 yaş grubundan bir çıkın ya. Biraz büyüyün ya. Ve ben şunu söyleyeyim. 3'e alacağım futbolcuyu 6'ya alıp transfer çalımı diye halay çekiyorsan bu senin gerizekalılığındır. Fenerbahçe için de diyorum bunu. Beşiktaş için de diyorum. Galatasaray için de diyorum. Ben bir tek Şimanski'yi anlamadım. Maaş yükü çok fazla olduğu için işte şöyle olduğu için böyle olduğu için biz alamadık dedi Galatasaray. Lan öbür tarafta 10 milyon eurolar bayıldılar futbolculara. Yani kendileri söylüyor. Bilmiyorum. Belki de gerçekte 55 veriyorlardır. Fenerbahçe'yi çöpleme yarışı var. Süper Lig'in ilk 2 haftası itibariyle arkadaşlar. En çok şut çeken takım Fenerbahçe 33 şut. En çok gol beklentisi yaratan takım 5.6 ile Fenerbahçe. Bu ortalamadır herhalde. Herhalde ortalamadır. Yok toplamdır. En çok gol beklentisi 5.6. En çok net gol pozisyona giren takım Fenerbahçe 10 kez. Rakiplerine en fazla şut fırsatı, en az şut fırsatı tanıyan takım Fenerbahçe 9 kez. Diyebilirsiniz hocam birisi Samsunspor, birisi Gaziantep. Biri depremin yaralarını sardı, öbürü lige yeni çıktı. Hani normal değil mi diye. Sonuç olarak bir deplasman bir de evinde maç yaptı. Hani ikisini de evinde oynasa yine anlarım. Yine aynı şekilde bak. Yani rakiplerine en az şut fırsatı tanımak. Yani yine de Fenerbahçe savunması beğenilmiyor. Bak şunu söyleyeyim. Bu tip sıcaklarda neredeyse ilk 11 için 10 tane transfer yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Daha sezonun ilk maçlarında 6'da 6 yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Kötü oynuyoruz vesaire diyen arkadaşlar var. Sosyal medyada gördüm. Edin Dzeko'yu çöplüyorlar. Ya sizin sülalenizin kariyeri Edin Dzeko'yu çöplemeye yetmez. Sülalenizin. Firmino dayınızın oğluysa, Fernando Torres görümcenizse, ne bileyim Fenomen Ronaldo dayınızın kızıysa falan çöpleyin. Sülaleniz hayli hayli yeter. Yoksa geçin bunları ya. Ya Fenerbahçe daha iyi olacak. Daha birinci vitesteyiz. İsmail Kartal. Ya İsmail Kartal eleştirebilirsin. Sevmeyebilirsin. Hocam orada oturmadı diyebilirsin. Hocam cuk diye oturmadı diyebilirsin. Bak hepsini anlarım. Saygı gösteririm. Bak saygı gösteririm. Hani hocam orada president birisi olması lazım. İş adamı gibi bir adam olması lazım. Anlarım. Saygı duyarım bak. Saygı duyarım. Ama zamanla siz de benim dediğime geleceksiniz. İsmail Kartal müthiş bir analiz uzmanı. Arkadaş kazanmanın aslına bakarsanız yarısı da analizden geçiyor. Rakip takım çok güçlü. Olsun. Sen analizini doğru yaparsan, doğru yerden vurursan, bunu da başarabilirsen hayırlı olsun. İsmail Kartal Fenerbahçe'de Süper Lig'de son 16 karşılaşmasında 13 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Mağlubiyet yaşamadı. İnşallah en uzun seriyi ele geçirir de biz de yıllarca konuşuruz. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe toplam 53 lig maçında 35 galibiyet, 13 beraberlik ve sadece 5 mağlubiyet alarak 2.2 puan ortalaması yakaladım. Bunun bize ne faydası var hocam? Şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal an itibariyle Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip yerli teknik direktörü. İkinci sırada kim var? Mustafa Denizli. Şaka gibi değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çektiren hocamız. Üçüncü sırada kim var biliyor musunuz? İnanmayacaksınız. Erol Bulut. Harbi söylüyorum. Dörtte Aykut Kocaman. Yedinci sırada da Ersun Yanal var ama Ersun Yanal'ın ikinci dönemindeki o kadro yani kime verilirse verilsin sıkıntı. Bak şunu söyleyeyim. Bu Under Rated, bilmem Under bilmem ne falan filan geçin bunu ya biraz Türkçe konuşun. Övülmesi gereken hoca diyelim. Bak Fenerbahçe Süper Lig o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 15 maçın hiçbirini kaybetmedi. 13 galibiyet, 2 beraberlik. Ve
Samsunspor maçında Fenerbahçe'de 10 tane Türk görev aldı. 10 Türk. Müthiş bir şey. İsmail Kartal Tedrisi altında 2023-2024 Fenerbahçe'si 6 maç, 6 galibiyet, 19 gol atıp 2 gol yeme başarısı mı diyeyim, başarısızlığı mı diyeyim bilmiyorum ama şu bir gerçek. Kaleci konusunda herkes sıkıntılı. Ben bu videoda da özellikle kaleciyi konuşacağım. Ama Fenerbahçe'de 5 resmi maçta skora en çok katkı yapan oyuncular. Edin Dzeko 4 gol 2 asist. Sebastian Szymański 3 gol 3 asist. Ki Szymański'yi çöp ilan eden bir arkadaş var. Yani Fenerbahçe düşmanı. Zamanında Zekeriya Öz'ün heykeli dikilsin diyen bir arkadaş. Ki Zekeriya Öz de Almanya'da öpmüşler. Dusan Tadic 3 gol 2 asist diyor. Kesinlikle katılmıyorum. 3 gol 3 asist. El halinden temiz asistini yediler. Gerçi rakibin kafasına çarptı ama yine de asist sayılıyordur herhalde. Rakip bir sektirdi. İrfan Can Kahveci 2 gol 3 asist. Hakkını yemeyelim. Ligin yani en hazır, belki de en iyi Fenerbahçe kariyerindeki en iyi İsmail İrfan Can Kahveci'yi izliyoruz. Bilginiz olsun. Batu Şua 2 gol 1 asist. Batu Şua'nın Perşembe günü 11'de çıkma ihtimali var. Bilginiz olsun. Sebastian Szymański. Kendimi çok özgüvenli hissediyorum. Forma giydiğim zaman özgüvenim artıyor. Fred. Taraftarımızı tebrik ediyorum. Maç boyunca susmadılar. Takıma katkı verdiysem ne mutlu bana diyor, ne mutlu Türk'üm diyene. Samsunspor maçında 10 sahipsiz top kazanmış Fred. Haberiniz var mı? Fred'e çöp diyen vardı. Devre arası canlı yayınında bile vardı. Açıp tekrarını izlesenize mi? Allah rızası için. Açıp maç özeti diye geçiyor. 9 dakikalık video. Bir yorumlara baksanıza. Neler var neler. Bu kadar Fenerbahçe düşmanı varken bana da diyorlar ki hocam çok kızıyorsun diyorlar. Kızarım. Ve Fenerbahçe menfaatleri gereği kızarım. Bu kadar olumsuzluk pompalayan, bu kadar boş beleş insanların hepsine pompalar kızarım. Anlatabiliyor muyum? Cengiz Ünder. Edin Dzeko'ya golü attırdım. Golleri attırmaya devam edeceğim demiş. Zemin çok kötüydü. Ayağıma sadece kramp girdi. Bir sıkıntım yok demiş. Edin Dzeko'yu çok iyi tanıyorum. Onu ceza sahasında gördüğüm zaman içeri kesiyorum demiş. Futbol bu. Futbolun dili basit. Bazen iki topla gol atarsın. Ama şöyle de bir gerçek var Serdar Aziz diye. Batuhan Karadeniz diyor ki Serdar Aziz benden sonraki en büyük büyücü herhalde diyor. Dünya kadar stoper alıyorlar yine oynuyor diyor. Yani Serdar Aziz. Erman Özgür bir takımın Türk oyuncuları iyi oynuyorsa o takım şampiyon olur. Fenerbahçe çok büyük aday diyor. Şimdi yıkama yağlama faslını bitirdik. Sade'de gelelim. Altay Bayındır, Livakovic. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İki duyumcunun çatışması gibi demeyeyim ama Altay Bayındır'ın meselesi diyeyim. Arkadaşlar, ben hani tek tek zaman zaman demeyeyim de tek tek yani doğru tabiri kullanmaya çalışıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Doğru tabir şu ya. Altay gidiyor. Livakovic geliyor arkadaşlar. Kesin ve net. Yani kesin net olarak olayın özeti bu. Şimdi öncelikle Altay Bayındır ve temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunması için Altay Bayındır'a Fenerbahçe izin verdi diyor Yağız Sabuncuoğlu. Altay Bayındır ve temsilcisi Sefa Seyrek bugün saat 12.30'da transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrılacak diyor Yağız Sabuncuoğlu. Ve transfer görüşmelerinde bulunması için Altay Bayındır'a Fenerbahçe izin verdi ve Altay Bayındır da İstanbul'dan ayrıldı dedi Yağız Sabuncuoğlu. Sonrasında Sercan Hamzoğlu da dedi ki hani ben Altay'a ulaştım. İstanbul'da evimdeyim, gelişmelerden haberim yok dedi diye belirtti. Şimdi herkese bir karmaşa. O öyle dedi ama bu da böyle dedi diye. Sonrasında Sercan Hamzoğlu kendisine yakışır bir şekilde dedi ki arkadaş ben bizzat Altay'la konuştum. Bana bunu söyledi. Ancak havalimanında çalışan bir kişi, bir tanıdığı özellikle ve özellikle belirtmiş. Demiş ki Altay Bayındır ve kankiş dostu İstanbul'dan ayrıldı demiş. Özel uçakla.
Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Eğer bu olay doğruysa, Sercan Hamzoğlu'nun olayı doğruysa. Bu arada Gustavo Henrique'nin de kapı geldiydi. Hayırlı uğurlu olsun. Yani bir Mustafa Hoca klasiği demeyeyim de siz daha iyi bilirsiniz. Gustavo Henrique vallahi büyük iş. Ben Ali Koç'u ve yönetimimizi tebrik ediyorum. Ne derseniz deyin. Sözleşme feshi bile yapılsa ben yine de büyük iş derdim. Haberiniz olsun. Yani büyük iş derdim. Yani bilginiz olsun. Ama şükür. Bu arada Kayseri'de de ufak çaplı bir deprem olmuş. 4,7 şiddetinde sarıldı ama ben Konyaaylı olduğum için hissetmedim açıkçası. Ama hissedenler olmuş. Geçmiş olsun dileklerini ileten bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ya bir şey de rica edeyim. Kendi yorumunuzu yapıyorsunuz ya. Kendi yorumunuza da cevap yazsanıza. Yani iki yorum birden yapmış olun. Aynı yorumu iki kez de yapın. Yani. Şimdi neyse. Altay Bayındır için Manchester United arkadaşlar. 6 milyon euroya serbest kalır maddesi varmış ya. Ona rağmen 7 milyon euro artı bonus teklif etti. Fenerbahçe de bunu kabul etti arkadaşlar. Altay Bayındır için gelen teklifi kabul etti. Öyle şekilli şükürlü olunca da daha güzel oluyor video. Fenerbahçe Altay için teklifi kabul etti. Manchester United'la görüşmek ve sağlık kontrollerinden geçmek için gitti. Hocam o zaman kulüp niye açıklama yapmıyor? Ya kulüp niye açıklama yapsın arkadaşım? Sen transfer yapacakken kendi kulübünden bekliyorsun. Mesela Fenerbahçe atıyorum Livakovic'i getirecek. Atmıyorum. Livakovic'i getireceği zaman Fenerbahçe mi açıklayacak, Zagreb mi açıklayacak? Getiren açıklar. Zagreb niye açıklasın? Şunu da belirteyim. Dominik Livakovic. Ben çarşamba günü geleceğini ısrarla söylüyorum. Hatta bugün akşam bile gelebilir. Her şey olabilir. Ama niye çarşamba günü gelir? Arkadaşlar maçtan 24 saat öncesine kadar listene 2 tane oyuncu ekleyebiliyorsun. Altay bu görüşmelerin neticesinde nihai olarak muhtemelen imzalayacak gibi gözüküyor. Yani Salı günündeyiz. Salı çarşamba. Yani önümüzdeki 40, 24 saatlik süreç içerisinde Altay Bayındır gidecek. Fenerbahçe kalecisi İrfan Can, ikinci kaleci hani genç kardeşimiz kaleci. Böyle bir maçta, böyle bir şeyde tur riski edilir mi? Edilmez. Livakovic için de zaten gerekli bütün görüşmeler yapılmıştı. Ben Livakovic için şunu söyleyeyim. Artık Dominik Livakovic'in açıklanmasını bekliyorum arkadaşlar. Kapını bekliyorum. Bilginiz olsun. Artık kap açıklamasını bekliyorum. Yani daha açık, net ifadeyle bu anlatılmaz. Bekliyorum artık. Yani millete de rezil oluyorum ya. Hani şimdiydi? Hani şimdiydi? Bak Fenerbahçe'de çok ciddi bir şekilde kaleci transferi için hareketli 48 saat diyeyim size. Senad Ok, Livakovic'in en geç Perşembe gelmesi bekleniyor demiş. Perşembe gelirse de sıkıntı. Hani sabah sağlık kontrolünden geçir. Ya yedek kulübesinde duracak. Evet biliyorum farkındayım. Kaleci arkadaşlar. Yani sol stoper değil ki. Atıyorum sol bek değil ki. Taktik şu bu şeydi. Gelip yedek kulübesinde duracak. Bir de şunu söyleyeyim. Perşembe günkü sükseyi düşünebiliyor musun? Maç öncesinde Livakovic'i getirdin yedek kulübesi. Maçtan önce taraftara selamladı, alkışlattı falan filan. Bitti. Ve bak şunu söyleyeyim. Transfer henüz %100 değil. Ama Perşembe günü Sparta Prag'a karşı oynayacakmış. Zagreb o maçta oynamayacak. Yani duyumlar bu şekilde. Hocam oynarsa görüşürüz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Ya, duyumlar bu şekilde. Ben ne diyeyim size? Bir de Livakovic'le ilgili sürpriz bir şey söyleyeyim. Çoğunuz inanmayacaksınız ama. Ya arkadaşlar 10 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Değil mi? Doğru var. Peki 10 milyon euroya değil de 7 milyon euroya alınsa bu 7 de 5 artı 2 şeklinde olsa Ali Koç'a ayakta alkışlar mısınız? Şapkada çıkartır mısınız? Önünde de eğilir misiniz? Yok o kadar da değil yani. Hocam oldu olacak bir de. Yani Altay'ı 7 artı bonuslara Livakovic'i de 5 artı 2'ye getirirse bence Ali Koç 6 senelik birikimle bir şeyler öğrenmiştir. Ama Ali Koç değil, arka planda bir sportif direktör ve yardımcısı çalışıyor. Bilginiz olsun. Hocam iyi de biz her transferde işte Selahattin Baki'yi görüyoruz. Ya Selahattin Baki işin son aşaması. Hani satın alma müdürü var. Genel müdür var. Bir de ne bileyim hani orada satın alan kişi var. Parayı veren kişi var falan filan. Hani sonuç olarak
Öyle hani bir şeyleri de anlatamıyorum, izah edemiyorum. Kusura bakmayın. Liva Koç, hayırlı olsun. Altay Bayındır'ın da yolu açık olsun. Bu videoyu beğenmeyen Koyu Cincon ne olsun? Kanala da abone olmayan Topi Top olsun.